Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Canva'da bu özellik hayatınızı kurtaracak. Neden? Çünkü artık bir Photoshop'a ihtiyacımız yok. Tamamen Canva ile istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle Canva'ya giriyorum. Ve Canva'ya girdikten sonra Canva Pro'yu ediniyorum. Çünkü bu özellik sadece Pro'da var. Daha sonrasında Instagram gönderi deyip kare gönderi boyutu alacağım. Boş bir şablon. Bir de unutmadan eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu özelliğimiz ne? Diyelim ki bir görseliniz var. Bir fotoğrafınız. Ya da herhangi bir görsel ve o görselde değişiklik yapmak istiyorsunuz. Photoshop'a at o görseli, işte onu değiştir, bunu değiştir. Uzun sürecektir. Ben buradan bir tane person diyorum. Bir tane fotoğraf alacağım. Şöyle geldim. Arka plan olarak ayarla diyorum. Daha sonrasında yukarıda fotoğrafı düzenle seçeneğine geliyorum. Ve buradan sihirli düzenleme var. Ben burada ne değiştirmek istiyorsam fırçayla onun üzerine geliyorum. Örneğin ben şu gözlerini çiziyorum. Şurasını. Devam et diyorum. Ve fırçayla diyorum ki siyah gözlük. Oluştur diyorum. Ve şu an bana buraya gözlük oluşturmam için yapay zeka ile çalışıyor. Normalde biliyorsunuz ki Photoshop'a girerdik. İşte gözlük seçerdik. Alırdık, koyardık. Bakın bu şekilde gözlük seçiyor. Bu görselimiz de çok güzel olmadı. O yüzden ben başka bir görselle de size göstermek istiyorum bunu. Ve sadece gözlük değil. Saç rengi, kıyafet, aklınıza ne gelirse, yani Photoshop'ta ne yapabiliyorsanız aynısı. Ben geldim. Burada da bu sefer fırçayla böyle saçlarını seçiyorum. Şöyle fırçamın boyutunu hatta biraz büyütüyorum. Daha az da olsun. Bunu biraz daha düzgün yaparsanız sonuçlarınız da daha düzgün çıkacaktır. Devam et diyorum. Diyorum ki kısa ve yeşil saç. Yani hem kısalttırmak istiyorum hem yeşil bir saç elde etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yeşillikler kattı, güzel olmuş. Ama saçı kısaltmamış. Saçı kısaltmak için tekrardan bir komut verebiliriz. Ama gerçekten güzel olmuş. Mesela saçlarınızın rengini değiştirecekseniz bunu deneyerek oluyor mu olmuyor mu diye bakabilirsiniz. Başka bir görselle deneyelim. Bakalım fotoğraflardan tümünü gör. Daha neler neler yapabiliyoruz diye şuradan düzgün güzel bir işimize yarayacak bir fotoğraf alıyorum. Diyelim ki bu. Arka planı ayarla. Geldim, fotoğrafı düzenle diyorum. Sihirli düzenleme. Fırça boyutuyla. Geldim ben şuraya. Yaptım. Devam et diyorum. Ve dövme diyorum. Nasıl bir dövme olmasını istediğimi bilmediğim için dövme yaptım. Bekliyorum. Tam bu noktaya dövme oluşturacak mı? Evet, bakın. Dövme oluşturdu. Yeni sonuç oluştur diyerek farklı modellere almamızı sağlayabilir. Bakın, farklı sonuçlar dedim. Bu 4 tane gösterdiğinden farklı bir dövme oluşturacak. Siz eğer dövmenin ayrıntısını yazarsanız
mutlaka ayrıntılı bir dövme oluşturacaktır. Bitti diyorum ve bakın burada artık bir dövmem var. Bu şekilde kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilir, vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer hala abone olmayan varsa, abone olursa çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.